Çağımızın bazı kişisel gelişimcileri Amerika'dan ithal edilmiş laflarla bütün kitle iletişim araçlarını kullanarak dünyaya sınırlarınızı aşın yaptırımını pazarlıyorlar son 20 yıldır. Senin sınırların yok. Potansiyelin sonsuz. Tüm dünya senin etrafında dönüyor. Sınırsızlık, sonsuzluk, limitsiz potansiyeller ve akla hayale sığmayacak büyük şeyler başarabilme ihtimali, nefes kesici Amerikan rüyaları insanları mutlu etmek yerine çok daha mutsuz etti. Bu yalancı sistem, bu karşılığı olmayan vaatler bir noktada çöktü artık. İnsan sınırsızken mutlu değildir. Sınırlarının ne olduğunun bilincindeyken mutludur. İnsan sınırsız bilgiyle zihnini doldurduğunda kıymeti olmaz. İhtiyacı olan bilgiye ulaşarak onu işlevsel biçimde kullanmaya başladığında değer katar kendine. Amerika Birleşik Devletleri'nde şimdiye dek ölçülmüş en yüksek IQ'lardan birine sahip bir kadın, başarılı bir kariyerin keyfini süremediğini çünkü alakasız bilgileri görmezden gelmeyi bir türlü başaramadığını dile getirmiştir. Büyük miktardaki veriyi ayrım gözetmeden kolaylıkla ezberlese bile belli bir durum karşısında hangi bilginin gerekli olduğuna karar verememektedir. Bu kadının kariyerinin durma noktasına gelmesinin nedeni bir meslek ya da bilgi dalında uzmanlaşmaya yönelmemesidir. Pek çok konu hakkında bilgisi olsa da insanın neyi gerçekten bilmeye ihtiyaç duyup duymadığına karar vermesini sağlayan doğuştan gelen zihinsel fıtraten yoksundur. Gerçekten bilmeye ve öğrenmeye değer katan nedir? İzlemeye, okumaya, vakit ayırmaya değer olan nedir? Kendin için bir nitelikli yaşam filtresi geliştirmelisin. Fazla olan, gereksiz olan, çöp olan her şey ama her şeyi süzgeçten geçirerek elemelisin. İzleyeceğin, okuyacağın, giyineceğin, takınacağın, vakit ayıracağın, tanışacağın, emek vereceğin, hayatına alacağın herkesi ve her şeyi bu nitelikli yaşam filtresinden geçirerek kendine dahil etmeye ya da etmemeye karar vermelisin. Bu bağlamda kendine belirlediğin sınırlar sana çok kıymetli özgürlükler kazandıracaktır. Bitirmek, biriktirmek, toplamak, almak, kalabalıklaştırmak, yoğunlaşmak özgürlükle değil, kölelikle ilgilidir. Atmak, bırakmak, istiflemek, saklamamak, sadeleşmek, azalmak, vazgeçmek, vedalaşmak özgürlükle ilgilidir. Zenginlik ve özgürlük sadelikte ve azalmada gizlidir. Hayatını sadeleştirdiğin ölçüde özgürleşirsin aslında. Azaldığın miktarda genişlersin. Sadece eşyada azalmak değil, her alanda üzerine yük olarak aldığın her konuda azalmaktan, sadeleşmekten söz ediyorum. Atıl olan her şeyle vedalaş. Atıl düşünce, atıl bilgi, atıl ilişkiler, atıl enerji. Yani sana hiçbir şey katamadığı gibi seni yoran, başarısız hissettiren, mutsuz eden, işe yaramayan, işlevsiz her şeyden sadeleşmek. Hepsine büyük bir cesaretle reset atmak. Sahip olduğun ama taşıdığın ağırlıktan dolayı kullanmaya fırsat bulamadığın bütün becerilerinin açığa çıkmasına imkan verecektir. Mevlana bir gün yanında kitaplarıyla şadırmanın kenarında oturmaktadır. Şems yanına gelip kitapları alır usulca ve Mevlana'nın merak dolu bakışları karşısında şadırvana atar tek tek.
Babamın yazdığı kitapları da attın ama, der Mevlana üzüntüyle. Şems elini uzatarak tebessüm eder Mevlana'ya. Şadırvan'a attığı kitapları birer birer çıkarır bu kez. Hiçbiri zarar görmemiştir, ıslanmamıştır. Bu da nedir böyle, diye sorar Mevlana. Hepsi sapasağlam hala. Bu haldir işte, der Şems. Hem haldir. Mevlana o günden sonra bilginin peşinde koşmak yerine bilgiyle hemhal olmanın hakikatine uyanır. Tasavvuf aslında yapmak ya da öğrenmek üzerine inşa edilmiş bir felsefe değildir. Olma hali üzerinedir. Yapmak değil, olmak esastır. Hemhal olmak. Hemhal çok değerli bir kavramdır. Üzerinde uzun bir tefekkür gerekir.